Arkadaşlar merhaba. Bu yıl böyle birkaç tane patlıcan alayım, ekeyim dedim. 2, 4, 6, 8, 10 tane almışım. 9 tane kalmış. Bir tanesi fire vermiş. Burada denememin amacı patlıcanın gölge olan yerdeki verimini araştırmak, bakmak. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar geçen yıl güneşe diktiğim bir sıra patlıcandan hiç verim alamadım. Formları da doğru düzgün ilerlemedi. Ama gördüğünüz gibi hafif gölge, tam gölge değil arkadaşlar burası. Hafif gölgede patlıcan bitkisinin verimini görüyorsunuz. Şu yıpranmış dalı da koparalım buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atılımını görüyorsunuz. Yani ben şaşırdım, hayret ettim. Dolayısıyla demek ki patlıcan bitkisi biraz gölgeyi seviyor. Şu boşluklardaki şunun gibi olan sürgünleri koparttım arkadaşlar. Bunu da koparıyorum. Evet, bir ağaç gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir form aldı bitki. Ve artık gördüğünüz gibi patlıcan çiçekleri de çıkmaya başladı. Evet, burada diğerleri biraz geride kaldı. Neden ben anlayamadım. Demek ki arkadaşlar patlıcan bitkisi biraz gölge yeri seviyor. Bundan sonra inşallah patlıcan ekeceğim zaman biraz gölge olan yerlere ekim yapacağım. Çünkü geçen yıl arkadaşlar çok fire verdi. İlerlemedi bitki. Sulaması da iyiydi. Ama bu sene görüyorsunuz maşallah ne böcek var. Ne yıpranma var. Bitkiler atıldı gitti. Evet, gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş patlıcan çiçekleri de açmaya başlamış. Evet arkadaşlar, bu deneyimi de sizlerle paylaşmak istedim. Eğer sizler de ekim yaparsanız mümkün mertebe hafif gölgeli olan yerlere patlıcan ekimi yaparsanız veriminizin daha iyi olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ben bunu denedim ve gayet iyi fidelerim. 10 tane fide ekmiştim. 9 tanesi kalmış. Buna rağmen fidelerin formu oldukça iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkese bol bereketli günler dilerim. Allah'a emanet olun.